Şöyle ki yaz geç ama sıcaklık rekoruyla geldi Hüseyin, değil mi? Evet. Doğru mu? Nasılsın? Hoş Dünyanın geldin. en sıcak gününü yaşadık. Hoş buldum Hülya. Herkese selam. Şöyle verdik yani, dünyanın en sıcak günü diye verdik. Bir taraftan böyle bakıyorum, dünyanın en sıcak gününe 3 Temmuz. Evet. Doğru mu? Meteorolojinin bir raporu var. O rapora göre Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü Ha, sağanak ona geçtin. Evet, bekleniyormuş. aslında Şimdi evet. şöyle, yani totalde ben biraz böyle biliyormuş gibi yapayım. O Güzel yüzden. söyledin ama. Benim sayacağım Biliyor yerleri muyum? saydın. Senin uzmanlık Yok alanı yok, o şöyle. alanları saydığın iyi Biraz oldu. öyle biliyormuş gibi yapayım. Ya Estağfurullah. bu dünyanın en sıcak günü demek ne demek Ya Hüseyin? şey Yani şöyle biz... Hülya, dünya ortalama sıcaklığı diye bir şey var. Her yıl dünyanın her yerindeki ölçüm istasyonları bir veri ortaya çıkartıyor. Ve bunu 12 aya 365 güne bölünce belli noktalar için, ama bunu her yerde de yapamıyorsunuz. Kutupların mesela farklı, çok farklı oluyor. Belli bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Mesela 17,7 derece bizim dünyamızın ortalama sıcaklığı. Mesela bizim vücudumuz 36,5 ya, dünyada 17,7 gibi. Bunu ama yer kürenin iç kısmı dahil değil. Orada magma falan, yani inanılmaz sıcaklıkları. Biz yaşadığımız canlı hayatı için elverişli olan ortamın sıcaklığını kaydediyoruz. Bu 17'lerle başlayıp 18'lere doğru çıkıyor. İşte iklim değişikliği, karbon emisyonu, bizim faaliyetlerimiz bu ısınmayı artırıyor. Ya Ama inanılmaz bir şey aslında bir taraftan bakıldığında. bir Yani dönüşü de yok gibi duruyor. Bir çizgi var ki Hülya, tıpkı böyle sürekli çıkmaya meyleden bir uçak gibi. Herhangi bir iniş emaresi göstermiyor bu ısınmayla ilgili olan konu. Geçen yıl da öyleydi. 2 yıl önce de rekor kurmuştuk. Bir rekor da bu yıl geldi. Evet, Türkiye 16,9 derece olarak işte ölçülmüş 17... mesela. Önceki rekor Ağustos'ta Ha, o da öyle 2016'da. miymiş? 17 Evet. dereceye aştık. Evet. Tüm Türkiye'de ise kuvvetli yağmurlar var Hülya. Ona dönelim. Karadeniz'in bu hafta başı biraz belada olacak görünüyor. Pazartesiye kadar, bir cumadan pazartesiye kadar olan, plan yapacak olanları şu alandaki haritaya geldi şimdi. Olanlarını uyaralım vatandaşlarımızın. Türkiye haritası üzerinde cumartesi başlayacak olan bu gök gürültülü yağmurların nerede olacağını görüyorsunuz. Kırmızıya döndüğü yerlerde ciddi bir risk var demek. Yani Doğu Anadolu, Kars, Iğdır, biraz önce bir kısmını saydın sen de, Sakarya'nın doğusu ve İstanbul aslında. Cumartesi günü saat 12 ile 16 arası İstanbul'un Anadolu yakasında daha çok olmak üzere gök gürültülü yağmur bekliyoruz. Pazar günü de sabah saatleri bu yağmur biraz daha sürebilir. İstanbul'da bir sel riski yok ama şu haritadaki o Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz de eklenecek pazar gününü. Ciddi hava olayları yaşayabilir. Ya Sel. sağanak deyince mesela beraberinde sel Evet. Korkusu Hep böyle oluyor. oldu. Ya O hep böyle kelimeyle oluyor eşleşti ve evet, yani o Karadeniz. yüzden çok gerçekten üzücü haberler verdik mesela. Yani kısa süre önce işte Evet. sel meselesi, kayıplarımız Doğu oldu. Karadeniz'de de Şimdi oldu. yine mesela o risk ne kadar var aslında o... Var. Hemen bir haritamız daha var, onu gösterelim. Yani bizim buradaki yapabileceğimiz Hülya, benim anladığım kadarıyla, uyarmak insanları. Belediye de uyarıyor gerçi. İnsanların da hafta sonu planı varsa şu haritaya da yakından bakalım. Bu gelecek olan yağmurların en çok nereye düşeceğini gösteriyor bize. Düzce, Karasu, Kandıra, Kastamonu ve Doğu Karadeniz'de bazı alanlar var. Şu sarıya döndüğü yer Düzce'de 85 milimetre yağmur bekliyoruz cumartesi ve pazar toplam. Bu çok yüksek bir miktar. Ama neyse ki 2 günde geliyor. Fakat pazartesi günü de sürünce, pazartesi de sürüyor ama 2 günde bu miktarı bırakacak. İşte pazartesi olduğunda o toprak artık suya doymuş, çeşitli dereler akarsular taşmış olabilir. 3 gün yağışlı havanın etkisinde kalacak Karadeniz. Ya biraz da İç Anadolu aslında. Bakın orada göreceksiniz yeşil renkleri Değil mi? ve Mersin, Doğu Akdeniz. Ama asıl olay Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de. Ama bu daha 2 gün daha var, tahmin güncellenecek. Biz cumartesi de yayınlar yapacağız. Hatta pazar da yaparız. Ya Hüseyin şöyle Takip etmek lazım. nasıl geçecek? Yaz nasıl geçecek? Yani Şimdi nasıl bir bu yazda karşı karşıya kalacağız yani? Temmuz'un kaçındayız? 15, şey 5. 5. 15 Temmuz'la başlayan dönem var ki İstanbul'da Hülya. Gölge alan arayacağız. Gölge, yani ortalama, 1-15 Temmuz. yok, 15 Temmuz'dan itibaren 15 başlayan Temmuz. bir dönem var. Bence bir 10 gün sürer. Yani Of. 15 Temmuz ile 25 Temmuz arası İstanbul gölgede 34 derece, 33 derece görünüyor. Yani yaz mevsiminin en sıcak, İnanılmaz. şimdiye kadarki en sıcak. Ağustos belki daha sıcak olabilir, düzeltelim, ama şimdiye kadarki en sıcak günleri 14-15 Temmuz'la birlikte geliyor.
Bunlar hala seri günlerimiz. Hafta sonu insanları çok korkutmayalım. Yağmur var ama her yerde de sel olmayacak. Ferahlığını, tazeliğini de yaşarız. Uzun bir yaz yaşayacak mıyız? Yani böyle Temmuz, Ağustos yani acaba nasıl yaşarız. Olacak? Yaşarız. Evet. Büyük ihtimalle yaşarız. Bir defa denizler sıcak. Yani bu havayı da ısıtıyor. Hava da ılıman kalıyor. Bu şehirlerde yüksek nem olduğunda bunaltıcılık artıyor. Arada bir gelen bu yağmurların haberlerini vermek de iyi o yüzden. Şöyle bir tazeliktir. Ama dikkatli olalım hafta sonu. Var mı tatil planı? Herkesin bir tatil planı olması lazım. Biz tamam. Niye yaşıyoruz şu hayatta? 365 günün kaçtı. Çıkacak mı tatile yakında var mı? Şaka bir yana tabii ki Ege bölgesi. Ege bölgesi. Ve bana göre dünyanın diye devam ediyorum. Bana göre yani bence de öyle. Bana göre de dünyanın öyle. Evet. Hüseyin sağ olasın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Hüseyin Öztel bütün herkesin tanıdığı bildiği bizim meteoroloji mühendisimiz sağ olsun katkılarından dolayı.